Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Irak, İran devrim muhafızları Kudüs sorumlusu, komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve gündemde bir de Libya tezkeresi var. Tabii bütün bu konular Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Şimdi Sayın Onur Öymen'le konuşacağız. Sayın Öymen, hoş geldiniz Bizim TV'ye. Hoş bulduk efendim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Önce İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayalım. Şimdi İran'dan arka arkaya sert açıklamalar var. Bölge, Orta Doğu yine karıştı. Bu bir Şii-Sünni kavgasına, çatışmasına dönüşür mü? Çünkü çok sert açıklamalar var hakikaten. Amerika ile İran arasında yaşanacak bu gerginlik artık pratiğe dökülmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Irak da karışık bu anlamda. Ne olabilir sizce? Ama yani bu gelişmeler tabii bölge yalnız İran'da değil, Irak'ta değil, bütün bölgede yansımaları olabilecek tehlikeli gelişmelere yol açabilir. O bakımdan herkesin, diğer ülkeler de söylüyor, Türkiye de söylüyor, herkesin ölçülü davranması lazım. Deniliyor. Davranılacağının da işaretleri görünmüyor. Şimdi burada sıkıntı nereden geliyor? Sorun nereden geliyor? Bana soracak olursanız bölgede öyle bir yapılanma oldu ki normal devlet düzeninden çok farklı. Mesela İran'da bir İran ordusu var. Bir de bu İran ordusuna şeklen bağlı olmak üzere bir devrim muhafızları var. Devrim muhafızlarının içinde de El-Kuds örgütü denilen yurt dışı operasyonlar bölümü var. Yani yurt dışında askeri operasyonlar, işte milis operasyonları yapmakla görevli. Bunun başında da Kasım Süleymani var. Şimdi bu normal devlet askeri yapılanmasının dışında bir örgüt. Bunların amacı başka ülkelerdeki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak. Mesela Irak'taki Haçlı Şabi ile bunlar yakın ilişki içinde, Suriye'deki örgütlerle yakın ilişki içinde, başka ülkelerle yakın ilişki içinde. İşte bu Kasım Süleymani 1998'den beri bu Kudüs kuvvetlerinin başında. Yani şimdi ana çizgileri bunlar. Şimdi bu Amerika çok büyük bir tehdit olarak görüyor kendisine. Şimdi BBC'nin son olarak Reuters son olarak yayınladığı bir haber var. Doğruluğu tabii teyide muhtaç. Sözde işte bu Süleymani Ekim ayında işte Irak'a gelmiş, oradaki el mühendisi, o Amerikan hava saldırısında öldürülen Haçlı Şabi'nin komutanlarından el mühendisiyle birlikte işte Amerikalılara yapılacak saldırıları planlamışlar falan. Şimdi bunlar doğru mudur, değil midir, başka amaçla üretilmiş haberler midir bilmiyoruz. Ama son derece karışık bir tablo olduğu muhakkak. Şimdi bundan sonra da olabilir. Şimdi bundan sonra İranlılar çok tehditkar demişlerde bulunuyorlar. İşte çok kuvvetli tepki göstereceğiz filan diye. Bunu yaparlar mı, yapmazlar mı, ne yaparlar? Bu daha büyük bir çatışmanın habercisi mi olur, başlangıcı mı olur? Şimdiden bunları kestirmeye imkan yok. Ama şurası muhakkak ki İran'ın bunun altında pek sessiz kalmayacağı anlaşılıyor. Şimdi İran'ın büyük bir silahlı gücü var. Aşağı yukarı 520 bin kişilik bir ordusu var. Ve dünya ülkeleri arasında 14. sırada geliyor silahlı güç açısından. Ayrıca füzeleri var, füze sistemleri var. İşte nükleer silah üretme yolunda bazı hazırlıklar olduğu söyleniyordu. Onunla ilgili anlaşmalar yapılmıştı. İşte Amerika bu anlaşmalardan çekilince bunların yeniden bu çalışmaları hızlandırmaları gündeme gelebilir ki gelmiş gibi gözüküyordu. O bakımdan işin bu boyutları var. Bir boyutu da İsrail boyutu. Yani bölgedeki en önemli iki hasım ülke İran ve İsrail. Ve İsrail de Amerika'nın desteğiyle İran'ın gücünün kırılmasını istiyor. Çünkü İran'ın elindeki füzeler, şu an 3 füzeleri falan gibi, ve bu füzelerin menzili İsrail'de vuracak cinsten. Buna yeterli. Ayrıca İran Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah örgütüne silah yardımı yapıyor. Bu silahlar binlerce katyuşa roketi falan var ellerinde. Bunlar da İsrail hedeflerine vurabilecek durumda. Yani böyle bir karmaşık bir durum var. Şimdi bunun içinden nasıl çıkılır? Evet. Maalesef bölgede devletlerin yapılanması, demin de örneğini verdiğimiz gibi dünyanın başka yerlerinde gördüğümüz demokratik devlet yapılaşmalarına benzemiyor. Otoriter devletler, otoriter liderlikler ve farklı askeri milis yapılanmaları. Şimdi bütün bu tablo içinde Türkiye'nin durumu ne? Türkiye ne yapmalı, nasıl hareket etmeli? Türkiye'yi ilgilendiren en önemli boyut bu krizdeki radardır. Çünkü bu radar yapıldığı zaman İranlı bu milis komutanları falan üst üste demeç verdiler. Bir çatışma olursa ilk hedefimiz Kürecik olacak diye. Çünkü bu Kürecik'in amacı dediler İran'ın füze saldırılarını engellemek. Onunla ilgili radar istihbaratı toplamak. İşte Akdeniz'de bir Amerikan Aegis sistemi var. Gemilerde onlara ulaştırmak, onların atacağı füzelerle İran füzelerini havada tahrip etmek. Şimdi bir kere bu askeri açıdan şimdi bu boyutu var ve o zaman demişler ki bu İran'ın milis komutanları falan bir çatışma olursa ilk hedefimiz Türkiye olur. Sonra biraz ilişkiler yumuşadı, işte Suriye dolayısıyla Türkiye, İran, Rusya işbirliği yaptılar ama bunu da biz hafızamızın bir tarafında kaydettik. Şimdi bunun ötesinde Türkiye'nin politikası ne olabilir, ne olmalıdır? Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana izlenen politikalarımızın özünde bütün komşu ülkelerle ilişki kurmak ama bunların önündeki çatışmalara karışmamak, ilk çatışmalara hiç karışmamak ilkesi yatıyordu. Yani şimdi bu bölge ülkeler arasındaki çatışmaların dışında durmak bizim hedefimiz olmalıdır ve tarafları mümkün olduğu kadar itidale sevk etmeye çalışmak olmalıdır. Şimdi bunu başarabilecek mi Türkiye? Sayın Öymen, burada bir özür dileyerek araya gireyim. Bunu başarabilecek mi? Çünkü şimdi Amerika Birleşik Devletleri İranlı komutana bu suikastı gerçekleştirdikten sonra İran'ın bir cevabı olacak elbette. Türkiye'nin konumu gene stratejik. Yani İran tarafında mı olacak, Amerika Birleşik Devletleri tarafında mı olacak Türkiye? Tıpkı Suriye'de yaşadıklarımızın başka bir versiyonunu mu yaşayacağız gene? Evet. Yani şimdi umarız ki Suriye'de olanlar orada olmasın ama eğer daha büyük çaplı çatışmalara yol açılırsa Amerika muhtemelen gene bir uluslararası koalisyon gücü kurmaya çalışacaktır kendi liderliğinde ve Türkiye'nin de buna girmesini sağlamaya çalışacaktır. Türkiye'nin durumu Suriye'dekine nazaran daha da hassas İran konusunda. Yani orada biliyorsunuz 3 milyonu aşkın Türk asıllı İran vatandaşı var. Bunun ötesinde de yani de Yavuz Sultan Selim zamanından beri süren bir barış ortamı var Türkiye ile İran arasında. O bakımdan yani böyle bir çatışmanın tarafı haline gelmesi Türkiye'nin en istemediğimiz çözüm olur. Evet. Peki Libya'ya dönecek olursak Sayın Öymen, Libya tezkeresi tartışması hala devam ediyor. Libya konusunda Türkiye'nin atması gereken ve tabii attığı adımı asker gönderme konusunda oradaki Türkiye'nin menfaatleri, çıkarları doğrultusunda mı yorumluyorsunuz? Yoksa yani Libya tezkeresiyle ilgili ne düşünüyorsunuz, onu sorayım. Yani şöyle, bir kere bu Libya ile yaptığımız deniz bölgeleriyle ilgili, deniz menfaatleriyle ilgili anlaşma bence doğru bir anlaşmadır. Çünkü Doğu Akdeniz'deki ülkeler, Yunanistan, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs falan, bunlar bir birlik oluşturarak aralarında, daha doğrusu Mısır hariç, yani İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir üçlü stratejik işbirliği başlattılar. Mısır da kendi öncülüğünde ve gene bu üç ülke dahil artı İtalya, artı Tunus, artı Ürdün bu ülkeleri toplayarak bir Doğu Akdeniz'de doğalgaz platformu oluşturdu. 9 ülke. Şimdi bunlar da Türkiye'yi dışarıda bıraktılar. Yani Türkiye bir yerde yalnız kalmış bir ülke görünüyordu. Şimdi buradan nasıl çıkılır? Bir kere bu deniz alanlarını güvenceye almak için onların Türkiye'ye sıkıştırmak istedikleri alanın dışında Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek kıta sahanlığı gibi deniz ekonomik bölgesi gibi alanlarda Türkiye'nin müttefiki ihtiyacı vardı, işbirliği yapacağı bir ülkeye. Bu da Libya'dan başkası olamazdı bölgede. Onun için Libya ile yapılan bu deniz anlaşması bence doğrudur, isabetlidir. Yalnız orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 2015 yılından beri Birleşmiş Milletler'in aldığı karara göre Libya'nın meşru hükümeti Sarraj'ın başkanlığında Trablusgarp'taki Milli Mutabakat Hükümeti. Fakat buna karşı askeri mücadele veren Hafter'in gücü, işgal ettiği topraklar bunun yaklaşık 10 misli. Yani orada ciddi bir tehlike var. Birleşmiş Milletler'in gayrimeşru saydığı bir güç, meşru saydığı güçten çok daha güçlü, çok daha geniş topraklara sahip bir an. Ve bir taraftan da Trablusgarp'ı işgal etmek için mücadele ediyor. Askeri operasyonlar yapıyor. Şimdi bunu sağladığı takdirde, yani bu şeyi devirebildiği takdirde Sarraj hükümetine, o zaman muhtemelen Libya'nın Türkiye ile imzaladığı bu deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmadan da çekilmesi gündeme gelebilir. Yani bu bizim için çok sakıncalı bir durum olur. Peki bunu nasıl durduracaksınız? Yani tek seçenek Türkiye'nin oraya asker göndermesi midir? Yoksa başka seçenekler olabilir mi? Mesela madem ki Birleşmiş Milletler meşru hükümet olarak tanıyor Sarraj hükümetini, o zaman bir Birleşmiş Milletler barış gücünün gönderilmesi gündeme gelebilir mi? Başka seçenekler gündeme gelebilir mi? Yani bunları tartışmak lazım, konuşmak lazım. Yani tek seçenek Türkiye'nin oraya asker gönderip şöyle bu Hafter birlikleriyle savaşması olmamalıdır diye düşünüyorum. O bakımdan ben asker gönderme kararının isabetli olduğunu düşünmüyorum bu aşamada. Ama başka seçenekler üzerinde durulabilir, eğitim verilebilir meşru hükümete, işte Birleşmiş Milletler'in bu hükümeti korumasına destek olunabilir, işte NATO'ya getirilebilir konu. NATO'da meşru hükümetin yanında bir vaziyet alması NATO'nun sağlanabilir. Buna benzer bazı seçenekler üzerinde çalışılabilir. Ama eğer Hafter'in çok kısa zaman içinde Trablusgarp'ı işgal etmesi gündemdeyse, bu ihtimal kuvvetliyse askeri açıdan, o zaman tabii bunun seçeneklerini de ayrıca değerlendirmek lazım. Ama Türkiye'nin orada bir savaşa fiilen katılması bence isabetli bir yaklaşım olmaz. Çünkü bizim Cumhuriyet'in kuruluşundan beri izlediğimiz politika, her ülkemize yönelik bir saldırı olmadıkça silahlı bir çatışmaya girmeme politikasıdır. Evet. Bu dönemde şimdi Atatürk'ün sözleri de hatırlatılıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh şeklinde. Siz de doğru bulmadığınızı ifade ettiniz. Başka seçenekler değerlendirilmeli dediniz Sayın Öymen. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Evet, Bizim TV'de Sayın Onur Öymen'le konuştuk. İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesi ve Libya konusunu. Bir başka ile tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.